Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Faslı geçtikten sonra stigmalar konusunda sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Karakterimiz Bart. Türkçe şeyiyle Ozan özellikleri. Kısaca Ozan. Şimdi P tuşuna bastığımızda bunu geç. P tuşuna bastığımızda bunu da geç. P Allah kahretmesin ama P tuşuna bastığımızda şöyle bir ekran çıkar ilk önce karşınıza. Bunu stigma sekmesini seçersiniz. Gördüğünüz üzere bütün stigma slotlarımız açık. Stigma ağacına tıkladığımızda size yapabileceğiniz stigmaları gösteriyor. Bart'ta arkadaşlar 65 level olana kadar yani stigmalarınızı yani şu değerli stigmalarınızı bence şey yapmayın, açmayın. Mesela şu uyumsuzluk, en son uyumsuzluk skininizi almanız gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. Nerede? Güney Katalan'da. Ha. Şurada ya da şurada. Yani 89 ya da 88 garnizonunda bulabilirsiniz bu skilleri. Ki oradan almanızı tavsiye ederim. Çünkü daha az AP veriyorsunuz arkadaşlar. Bu kısa bir hatırlatmadan User sonra left your channel. user channel anladık. Ey Allah'ım ya. Şuradan çıkmayı unutuyorum ya. Dur. Çıkmayayım da AFK'ye Channel gideceğim. switched. Channel switch tabii ki. Microphone Sound muted. muted. He, sound muted. Tamam. Bir kere arkadaşlar alt ağacı full diziyorsunuz. Bu support da gitseniz bu ağacı dizin. Hani support yani Bart karakterinin supportunu yani desteklemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum. Tabii ki 4.5 page'inde nasıl düzenlerler bilmiyorum ama şu skill'in bana kalırsa cooldown'ı inanılmaz yüksek. Bekleme süresi çok yüksek. 10 dakika bekleme süresi mi olur arkadaş? Ya 5 dakika yap, 3 dakika yap. Ne bileyim yani. 5 dakika olsun en azından. 10 dakika çok uzun bir süre arkadaşlar. Neyse. Abi gerçi şu skill de çok iyi de beklemen gerekiyor bunun için. PvP yapacaksınız. Stigmalarını, ben stigmamı nasıl dizeceğim diye merak ediyorsunuz. Şimdi elinizde yani seçeneğiniz çok. Mesela ben şu an PvP değil ama PvE yani işte instance yapayım, yaratıklar keseyim falan. Mahzene gitme modundayım. Niye? Çünkü huzur değişimi skili bende şu an aktif. Mesela Katalem şu gomu çekiyor abi. Yok şu an değil. Mesela Katalemize için bu skili aldım. Başka mahzenler için de alabilirsiniz. Grupla girdiğiniz zaman tek bir yeri ne onu geç. Grupla girdiğiniz zaman bu skill'i öneririm. 3 kere böyle doldurursunuz kendinize. 3 kere doldurduğunuzda yaklaşık 2,5K kendinize mana basıyorsunuz ve gruba basıyorsunuz. Ama yanılmıyorsam 10 metre 4 metreye kadar. Oha. 4 metre mi? Şaka mı lan bu? Ya o alanı çok düşük bunun ya. İnanılmaz düşük. Neyse yapacak bir şey yok. PvE'de bu stigmayı öneriyorum. PvP'de ise arkadaşlar birinci alabileceğiniz skill yani şifanın oyun tarzını alabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? O zaman bunu çıkartıyoruz. Huzur değişimini. Sonrasında nefes kesici gürültüyü çıkartıyoruz. O sonra gökyüzü raportisini ve şifanın oyun tarzını takıyoruz. Bu şekilde yine stigmalarımız full oluyor. Yalnız bir artı olaraktan ekleme yapayım. Kar çiçeği melodisi de alın arkadaşlar. Kar çiçeği melodisini nereden bulursunuz? Katalam yara Kuzey Katalam ve Güney Katalam'daki savaşlara girip birinci ya da ikinci sıralamaya girerseniz size poşet veriyor stigma poşeti. O stigma poşetlerini açın. Kendi klasınız neyse ona göre size 65 level alabileceğiniz en son skill'i veriyor. Bu ufak ayrıntıdan sonra PvP'ye tekrar dönelim. Bunu alırsanız arkadaşlar kendinizi aktif aldınız ve aktif ettiniz. 300 puan şifa güçlendirmesi ek olarak kazanıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Kendinize şu an hafif yankı bana 1300
94 can basıyor. Ben bu şifa güçlendirmesini bastığımda yanılmıyorsam 1800 falan can basıyor. O şekilde. Yani daha fazla can basabiliyorsunuz arkadaşlar kendinize. Bu öneriden sonra bunu PvE'de de kullanabilirsiniz. Bunu geçtik. Tamam. Sonra şuna gelelim. Disiplinin melodisi arkadaşlar. Ve küçük bir hatırlatma daha. Gençleştirmenin melodisi PvP'de de PvE'de de üstünüzde durmasını şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra disiplinin melodisi. Bunu da takabilirsiniz PvP için. Niye? Ya arkadaş işte işte Gunner'la ateş etme özellikleriyle PvP yapıyorsunuz. Adam boyuna sizi susturuyor. Hani silence atıyor. Ben ne yapsam da ne etsem de bu silence'dan kurtulsam diye düşünüyorsunuz. Ya da iki eline de adam silence Godstone takmış. Artık anladınız sonu. Kutsal taş. Türkçe çevrildi için biraz sıkıntı oluyor. Bunu takıyorsunuz abicim. Aktif ediyorsunuz. Üstünüzde şu cesaretin melodisi değil de disiplinin melodisi aktif oluyor. Ha, küçük bir hatırlatma. Cesaretin ve disiplinin melodisi aynı anda, ikisi aynı anda aktif olmuyor. Bunu bir yere not edin. Bu ne veriyor size? Disiplinin melodisi. Geri ittirme direnci 300 veriyor ve susma direncini 500 puan veriyor. Yani adam size susturma skill'i attığında bunun engelleme şansınız çok 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 yükseliyor. Ha, gene tutturabilir ama o adamın şansına kalmış. Yani tutturursa şanslı demektir. Öyle söyleyeyim. Evet. Bir seçeneğimiz de buydu. Şimdi bunu aldık. Bunu aldık. Şunu çıkarttık. Şunu çıkarttık. Bunu aldık. Bunu aldık. Taktık. Benim size önerebileceğim bir skill türü daha var arkadaşlar. Şimdi aslına bakarsanız benim şu an size önerebileceğim skill türü zaten sanırım bu. Bakayım. Evet. Aslında PvP için bu stigma ağacıyla da gidebilirsiniz. Dur. Ya da huzur değişimi yerine şunu da alabilirsiniz. Nerede o? Demir tankın melodisi. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Şunu çıkarttım. Huzur değişimini çıkarttım. Attım. Onun yerine demir tankın melodisini taktım. Bu bize ne yararı var? Karşınızda Ranger var. Yani çok fazla sütun atan bir karakter var. Ya da ateş etme özellikleri var. Gunner var. Ne diyor? Geri ittirme, tökezleme, düşürme, dönmeye, eter saldırına karşı. Ha, Glada da karşı etkili bu. Yani aynı. Yere düşmüyorsunuz eğer bunu basarsanız. 800 puan artıyor. 800 puan demek çok yüksek bir rakam demek oluyor arkadaşlar. Yani size adam yere düşürme skillini bastığında eğer bu skilliniz o an aktif ise bastıysanız 12 saniye sürüyor yalnız. Yere düşmüyorsunuz. Yani büyük bir oranda yere düşmüyorsunuz. Tabii ki yere düşme ihtimaliniz var ama bu direnciniz çok fazla yükseliyor. Ve bu da nefes kesici gürültü de üstünüzde dursun PvP'de. Bu ne işe yarıyor? Hedefi 5 saniye boyunca bağlar. Türkçe çevrilmesinden kaynaklanan bir kelime hatalarından biri bağlar değil arkadaşlar. Zaten bizim bağlama skillimiz var. Nedir? Bariyer. Hedefi hareketsiz hale getirir. Ha, bağlar sıfatı İngilizce'de biraz değişik galiba. Adamı kör ediyor arkadaşlar bu skill. Ateş etme özellikleriyle PvP yapıyorsunuz. Bu skill'i kullandınız. Adam size skill atamıyor. Kaç saniye boyunca? 5 saniye boyunca. Tabii ki bu skill'i bozup tekrar atak yapabilir size ama 5 saniye boyunca eğer bu skill adamın üstündeyse ateş etme özellikleri size vuramıyor. Çünkü adam fiziksel skill kullanıyor. Büyüsel damage vuruyor. Ya da işte bir Templar ya da bir Glut atıyorum bir Cantor işte Ranger falan filan. Bakayım başka. Abi budur ya. Yani şu iki skill haricinde abi şifa değişimi
ve berekat melodisi haricinde diğer bütün skill'leri almanızı tavsiye ediyorum. Şu alttaki skill'ler zaten sabit, değiştirmeyeceksiniz. Full hepsini alın. Ha bu skill'leri de alabilirsiniz ama Berat'ın melodisini almayın bence. Hani support gideceksiniz bir yere. En fazla şu şifa değişimine kadar alın. Benden size tavsiye arkadaşlar. Bunu da alın. Ama 4.5'te ne olur bilmiyorum ama artık size kalmış. Bunu da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, PvP, PvE için Bard stigmalarını size saydım tek tek. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı. Beğenmeyi. Ya abone olmuyorsanız bile en azından beğenin arkadaşlar. Küçük bir ricadan sonra. Bu bir ricaydı. Bunu da hatırlatayım. Küçük bir ricadan sonra. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.